Değerli şirketleriniz izleyicileri, Türk Tarih Teknoloji Zirvesi'ni sizler için takip etmeye devam ediyoruz. Açılış konuşması Selen Kocabaş'tan hemen sonra Süreyya Ciri'nin bir konuşması oldu. O konuşmayı da Hakkı Alkan takip etti biliyorsunuz. Ona Hakkı'ya bununla ilgili sorular soruyoruz. Hakkı neler söyledi Süreyya Bey? Çok etkili bir etkinlikten bahsediyoruz. Çok neşeli bir etkinlikten bahsediyoruz. Süreyya Bey neler söyledi? Ya bomba gibi başladı. Çünkü etkinliğin her yıl yapılıyor. Her yıl bomba gibi geçiyor. Çünkü çok güzel oturumlar var. Ama bu yıl biraz daha önemli. Çünkü Turkcell'in de 20. yılına denk geldi. Hemen dün kutlandı Ankara'da. Bugün etkinlik başladı. Süreyya Bey çok etkili bir konuşmacı. Gerçekten herkesin çok sevdiği, çok takip ettiği bir lider. O nedenle konuşmasını böyle nefes almadan dinliyorum. İşte aldığım notlar da vardı. Süreyya Bey müşteri odaklı bir hizmetten bahsetti. Ben dedi müşterilerimizi dinlemeyi çok seviyorum dedi. Yani birisi Süreyya Bey çok yoğunsunuz, ben size bir şey söylemek istiyorum, ben Turkcell müşterisiyim dediği zaman ben donuyorum ve kulaklarımı açıyorum onu dinliyorum dedi. Burada Murat Ülker'in ve Mehmet Emin Kara Mehmet'in vizyonunu da paylaştı. Onlar da Süreyya Bey'le aynı vizyonu paylaşıyorlar, müşteri odaklı. Ve bunun dışında Süreyya Bey'in çok güzel bir notu daha vardı. Dedi ki benim hayatımda en çok korktuğum şey güzel fikirlerin hayata geçirilmemesi dedi. Türkiye'de güzel ülkemizde çok güzel fikirler var. Bunları hayata geçirmek için biz Turkcell olarak elimizden geleni yapacağız dedi. Şimdi Süreyya Bey'in teknoloji bilgisi de gerçekten çok iyi. Moore kanunundan bahsetti, Intel'in sahiplendiği. Burada bilgisayarların belli dönemlerde hızlarının ikiye katlandığını anlattı. Yeni bilgisayarların akıllı telefon olduğunu anlattı. T50'nin başarısını söyledi. 3 aylık dönemde 250 bin satışla Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon olduğunu söyledi. Her yer ofis dedi. Mobil teknolojilerle bize her yer Trabzon deniyordu. Şimdi bize her yer ofis dedi. Orada çok güzel bazı notlar paylaştı. Ve Turkcell Network platformunu biraz anlattı. Çok da güzel bir müjde verdi. İki müjde verdi aslında. Birincisi 4G'nin 2015'te geleceğini anlattı. Bir de söz almış galiba. Evet, bakandan söz aldı. 20. yıl Ankara resepsiyonuna bakan katıldı. Orada bir söz aldı. İkinci bomba haberde Turkcell Veri Merkezi yani Data Center. Çok önemli bir data center açılıyor. 2015 yılında Anadolu yakasında Gebze tarafında bir data center açılıyor. Data Center'ın özelliklerini TechInsight'ta ayrıca sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Ama Türkiye'nin en büyüğü olacağını da altını çizdi hemen. Evet evet, gerçekten çok iddialıydı. Big Data yine Süreyya Bey'in gündem maddeleri arasındaydı. Anadolu Jet'le yaptığı çok güzel bir çalışma var. Aslında biz keşke Fatih abi seninle o çalışmayı biraz daha derinlemesine inceleyebilsek. Anadolu Jet'in başkanı özel bir video yayınladı bu teknoloji zirvesine özel. Burada Big Data'yı bize anlattı. Turkcell Akademi'ye geçildi sonrasında. Turkcell Akademi biliyorsun çok önemli başarılar imza atan bir başka Turkcell projesi. Sonrasında Turkcell TV Plus. Çin'den Amerika'ya kadar birçok ülkenin televizyon alışkanlıklarını anlattı. Televizyon senin benim çok gündemimde olmasa da birçok insanın gündeminde. Ama TV Plus'ta belki internete geliyor ya, belki oradan biraz daha biz de ilgimizi çekecek belki. Aynen, çünkü bir hafta geriye sarabiliyoruz falan, o enteresan oldu. Sağlık Süreyya Bey'in çok önemli bir gündem maddesiydi. Dedi ki hastaneler her yerde yok, uzman doktorlar büyük şehirlerde var ama hasta her yerde dedi. Turkcell de her yerde. O zaman biz uzmanları hastalarla bir araya getirmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Örneğin hastanın uzaktan takibi, uzaktan muayene ya da dataları alan akıllı cihazlar. Bunları da yine anlattı. Ve muhteşem bir video paylaştı. O konuşmanın son 20 dakikası Amerika'daki bir kürek takımının başarısını anlattı. Yine onu da ayrıca bir videoda vermeye çalışalım. Süreyya Bey'in konuşmasını gerçekten çok seviyorum. Dolu dolu konuşuyor. Bizim notlarımız şimdilik bu şekildeydi abi. O zaman devam edeceğiz biz. Biz izlemeye devam edin. Turkcell Teknoloji Zirvesi'ndeki bütün detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.